seçmenin ve üyenin gündemini delegelere, delegelerin eğilimini parti meclisine, parti meclisinin kararlarını MYK'ya taşıyan yepyeni bir katılım mekanizmasından bahsedeceğim. Değerli yol arkadaşlarım, çok heyecanlıyım. Çünkü kurultaydan önce tüm illerimizde, kongrelerimizde söz verdiğim, kurultayda bahsettiğim ve bir süredir de hazırlanmasını dikkatle takip ettiğim demokratik dijital katılım uygulamasını artık sizin kullanımınıza sunma vakti geldi. Dijital demokratik katılım, bu örgütün tamamının bir üst organa ya da doğrudan genel başkana fikirlerini iletebildiği bir dijital platform. Üyelerimizin kurultaya, kurultayımızın parti meclisine, parti meclisinin MYK'ya görüş bildirebildiği ya da genel başkanın doğrudan üyeden ya da bu kurullardan herhangi birinden görüşlerini sorduğu bir nevi dijital anket. Belli bir süre veriyoruz. O süre içinde sorduğumuz soruyu cevaplıyorsunuz. Bunun raporları önümüze geliyor. Örneğin parti meclisinde önemli bir kararı tartışmadan önce bu konuda bütün üyelerimiz ne düşünüyor? Ya da bu konuda kurultay delegelerimiz ne düşünüyor? İl başkanlarımızın bu konudaki fikri nedir? Bunu ekrana yansıtıp sizin görüşlerinizi görüp ondan sonra tartışmaya başlayabiliriz. Sadece kadın üyelerimizin fikirlerini merak edebiliriz. Bunların hepsine olanak sağlayacak son derece etkileşimli, son derece esnek ve son derece teknolojiye dayalı ama örgütü önemseyen, örgütün her an fikirlerini almamıza olanak sağlayan bir uygulama bu. Bunu kullanmak için ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Apple Store'dan ya da Android Market'ten CHP mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Karşınıza tam da burada mavi bir şerit halinde bu uygulamaya girdiğinizde bir soru varsa bu soru yanıtlamanızı bekliyor demektir. Dijital demokratik katılım dünyada da konuşulan, tartışılan ama bu kapsamda siyasi partiler tarafından henüz kullanılmayan bir uygulama. Türkiye'nin en köklü ve dünyanın en köklü siyasi partilerinden bir tanesi 2. yüzyılında bu uygulamayı bu kapsamda geliştiren ve kullanan ilk parti olacak. Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak. Kamuoyunda çokça konuşulan, hatta belki tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce ya da geçmişte aldığımız bazı kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız. Bu yüzden ne kadar önce bu programı indirir, kurar ve kullanmaya hazır olursanız bizim için de partimiz için de çok daha iyi olacak. Bundan sonraki süreçte dijital demokratik katılım üzerinden bol bol fikir alışverişinde bulunmak ümidiyle programı size emanet ediyorum. Açık, şeffaf, katılımcı karar kanalları ile partimizi yöneteceğiz.